akşam geleceğim dedi. Akşam geleceğim. Herkese selam söyleyin dedi. Akşam gelecek. Beni aradı. Biraz müsaade edersin. Gelen değerli genel başkanı ve İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Eğitim Vakfı'nın Malatya Şube Başkanı, Kadınlar Kolu Başkanımız ve Genç MEV Başkanlarımız, bugün çok güzel bir olay gerçekleştiriyoruz. Malatya Eğitim Vakfı'nın genel başkan ve üyeleri Malatya'ya teşrif ederek Malatya yönetimiyle birlikte ortak bir toplantı yapacağız. Bundan sonra Malatya'daki eğitim meşalesini daha yükseklere çıkarmak, hem Malatya içinde hem Malatya dışındaki öğrencilerimize daha fazla burs sağlayabilmek, daha güzel şeyleri birlikte ortaklaşa, paylaşarak yapmak amacıyla bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Yeni yönetim heyecanla, bir şevkle güzel şeylere imza atıyoruz inşallah, temennimiz o. Her geçen gün burs sayımızı artırmanın amacındayız, gayretindeyiz. Ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. Tabii burada daha çok çalışmamız lazım. Gençlerimiz çalışıyor, bayanlarımız aktiviteler dolayısıyla burs katkıları var. Dostlarımız yakın çevrelerinden istifade ediyoruz. Bahisseverlerden bayağı bir katkı aldık bu sene. Bursları verirken çok inceleyip sık dokuyoruz. Yani araştırmadan, soruşturmadan kimseye burs vermiyoruz. Yani sosyal yardımlaşma derneklerinden faydalanarak, kapı kapı yerinde göre ziyaretlerine giderek ihtiyacı olan ailelere burs veriyoruz. Bu sene 328 tane öğrencimize burs veriyoruz Malatya olarak. Yani geçen yıllara göre sürekli artış kaydederek ilerliyoruz. Amacımız, temennimiz bundan sonra da burs sayımızı artırmak. İnşallah hep beraber sizlerin de desteğiyle amacımız Malatya Eğitim Vakfımızı daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Bütün derdimiz, amacımız bu. Malatya Eğitim Vakfı bugüne kadar tabii saygın bir vakıf her şeyden önce. Gerçekten çok saygın bir vakıf. Dolayısıyla ben şimdi, ben de arkadaşlarım şunu uygulamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunu Malatya Eğitim Vakfı'nı basına taşımak, çok geniş kitlelere bu vakfın bu kadar iyi ve doğru hizmet verdiğini anlatabilmek tabii. Malatya Eğitim Vakfı'nın başarılı olması bizim başarılı olmamız demektir. Bu yüzden lütfen herkes elini taşın altına koysun istiyoruz. Çok çalışacağız, çok iyi işler yapacağız ve bir tarih yazacağız ümidindeyim. Biz birlikte olursak güzel şeyler yapacağız diyorum. O yüzden sizden çok iyi şeyler bekliyorum. Lütfen hızlı ve bizim de desteğimizi istiyorsanız bizi yönlendiriniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ben bu arada... Öncelikle sözlerinizin başında inovasyona, Ar-Ge'ye ve teknolojik altyapıya destek vereceğinizden dolayı teşekkür ederiz. 2008 yılında Türkiye'de mevcut internet abone sayısı 8 milyonken 2018 yılında 64 milyon. 2008 yılında sosyal medya kullanıcısı toplamda 1,5 milyonken şu anda 2019 yılında 57 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bugün kurumlar, vakıflar, tüm şirketler mevcut inovasyona, teknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırım yapmadığı sürece, değişime ve esnekliğe uyum göstermediği sürece yok olmaya mahkum kalıyorlar.